Akif Beki, 1 Ağustos 2024, Karar İsrail'le Hakara Makara'dan önce yapılabilecekler. İran, ezeli düşman İsrail'i haritadan silmekte kararlı. En son Nisan'da ben gönderiyorum sen tut dercesine önden haberli attığı 300 füze menziline ulaşamamıştı. Siyonist İsrail ise rahat durmuyor küstah, kalleş, kahrolası ama hakara makarası yok. Sürpriz bir hava saldırısıyla Tahran'da Hamas lideri Haniye'yi şehit etti. Önceki gün Beyrut'ta Hizbullah komutanı Şükrü'yü, geçen Nisan Şam'da devrim muhafızları generali Zahidi'yi hava baskınlarıyla vurduğu gibi. Büyük şeytan Amerika'da Kudüs gücünün efsane komutanı Süleymaniye'yi Bağdat'ta beklenmedik bir anda öldürmüştü. İran esip gürleyip bir türlü yağmayan kağıttan kaplan durumuna düştü. Evinde yatağında misafiri güvende değil. İntikam yeminlerinin tören geçitlerinde askeri güç gösterileriyle şişinmelerinin bir caydırıcılığı kalmadı artık. Gövden açıkta bir kere, gösterişin kime? Bu acem kıssasından alınacak hisse, yağmalayacaksan esip gürleme, ağır ol ki molla sansınlar. Ankara'nın da İsrail'e topla tüfekle girmeye gelinceye dek yapabilecekleri var sözünün ağırlığını korumak, ağzından çıkanı kulağıyla duymak, lafını yerde bırakmamak bunların başında geliyor. Sonra mı? İsrail'le savaşmaya gelinceye dek sırada daha neler yok ki? Güney Afrika soykırım suçlamasıyla Adalet Divanı'nda İsrail'e dava açmıştı. İspanya'nın davaya müdahil olacağını söylemesiyle yapması bir oldu. Bizim hazırlıklarımızsa 6 aydır sürüyor. En kısa sürede tamamlanacak inşallah az kaldığını hazırlıkları yürüten AK Partili Cüneyt Yüksel geçen hafta duyurdu. Korkarım ellerini çabuk tutmazlarsa henüz davasına müdahil dahi olmadan İsrail'e girmiş bulabiliriz kendimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini verdi. Karabağ'la Libya'ya nasıl girdiysek bir gece ansızın Filistin'le hakara makara yapan İsrail'e de girebiliriz. Yalnız bir gece ansızın girebiliriz derken Yunanistan'ı kastetmediğimizi Cumhurbaşkanı sonradan açıklamıştı. Arap ülkelerinin topunun bir Türkiye etmeyeceği sözleri de Suud, Emirlikler ve Mısır nezdinde düzeltildi. En kısa sürede inşallah Şam Emevi Camii'nde namaz kılma arzumuzuysa Esad nezdinde geri alma arayışlarımız devam ediyor. Ayrıca Kerkük'e 82, Musul'a 83. il plakamızı dağıtmadan önce yapabileceklerimizin sıralı listesini de tamamlamış değiliz. Yol üstünde kandili yerle yeksan etmeden nereye böyle? Gazze için daha ilk başta yapmamız gerekeni yapmamışken, asıl hedef Türkiye nidalarıyla Tel Aviv üstüne fethe doğru atları eğerlemek de, hani ne bileyim arabaları atların önüne sürerek biraz acele etmiş olmuyor muyuz? Akif peki.